davet ediyorum. Sky Quanting Türkiye ülke yöneticisi Onur Demirel sizlerle. Öncelikle herkese merhaba. Öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen Ziya Bey'e, İrem Hanım'a sanırsam en çok da Ersin Bey'e bir teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum. Bayağı bir kahrımızı çektiler. Tekrar teşekkür ederim. Bugün burada biraz kartelaya bakarak konuşacağım. Akşama kalınca birazcık aklımdan gitti diyebilirim. Bugün burada e-ticaret ve ihracat konuşmaya geldik. Bir muhasebe firması e-ticaret ve ihracat anlamında ne paylaşabilir? Hepinizin merak ettiğini biliyorum. Burada da bizim de e-ticaret ve ihracat anlamında, en azından Amerika pazarında bizim de söyleyeceklerimiz olduğunu düşündüğümüz için aslında buradayız. Ziya Beyler de özellikle bizim sunum yapmamız gerektiğini söyleyip bize güç verdiler diyebiliriz. Dediğim gibi ben Sky Accounting'in ülke koordinatörüyüm. Amerikalı IECPA yani Amerikan Mali Müşavirler Odası onaylı bir muhasebe firmasıyız. Ufak tefek bilgilerden bahsedeceğim size. Jack Ma'nın bir sözüyle başlayacak olursak, Jack Ma 2019 yılında henüz pandemi yokken bir olaydan bahsediyor ve diyor ki dünyada e-ticaret 2030 yılına geldiğimizde %85'ten fazlası e-ticaret kanalında olacak ve bunlar konteynerların içerisindeki küçük koliler şeklinde. Yani aslında bireysel girişimcilerin daha öne çıktığı bir pazarda yer alacak diyebiliriz. Ve burada da en büyük örneği sanırsam Jack Ma, Amerika pazarında yaklaşık olarak 15 dakikada 2 milyon adet ABD ruju satılmasıyla örneklendiriyor diyebiliriz. Elimizde olan diğer e-ticaret verilerine de göz gezdirecek olursak, Amerika genelinde ve dünya genelinde, dünyada e-ticaret küresel çapta artan bir ivme sergilerken etki alanını giderek genişletiyor. Zaten bunu hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz diyebiliriz. 2021 yılı için toplam e-ticaret, e-ihracat hacmi 4,5 trilyon dolar dünya genelinde. E-ticaret alanında ise 2020'den 21'e %20'lik bir ivme söz konusu. Tabii ki bu ivmede pandeminin de katkısı var. Daha doğrusu pandemi bazı gerçekleri kabullenmemizi daha kolay sağladı diyebiliyoruz. Burada ülkemizdeki duruma, e-ihracat durumuna birazcık daha bakacak olursak, bizim verilerimiz arasında 19 milyar dolar ile toplam e-ihracat hacmimizin %9'a yakınını Almanya'ya yapıyoruz. İkinci pazar ise Amerika Birleşik Devletleri yer almakta. %6,5-15 milyar dolar ile ABD ikinci pazarı almakta. Yani bizim için kaçınılmaz sonlardan biri de ABD'de e-ihracat diyebiliriz. Genel içerisindeki paya baktığımızda ise Amerika'nın Türkiye'den aldığı ürünler Amerika içerisinde %1'e bile değil aslında bu. Bu da dip bir bilgi diyebiliriz. Amerika genelinde birazcık daha irdeleyecek olursak 762 milyar dolar ile Amerika içerisindeki e-ticaret hacmi e-ticaret satışlarının dünya genelinde %18'ini kapsamakta. ABD'de gerçekleşmiş Amerika'da e-ticareti inceleyecek olursak 2012 yılından 21 yılına %20'lik bir artış, %100'lük bir artış söz konusu 2012'den 2021 yılına kadar. Peki bizim bireylerin ya da buradaki firmaların Amerika'da ya da diğer pazarlarda birazcık daha başarı elde edebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Jack Ma'nın en başta bahsettiği gibi konteynerler yerine paketler ile e-ihracat ve e-ticaretin büyüyeceğini hepimiz artık öngörüyoruz. Amerika'da e-ihracat ve e-ticaret yapılabilir kanallar ise gördüğünüz gibi Amazon, eBay, Walmart, Wayfair, kendi e-ticaret siteniz, Shopify, Stripe ödeme altyapısı, Best Buy, Etsy ya da tekrar PayPal gibi bir ödeme altyapısı kullanmanız gerekebilir. Bu ödeme altyapılarını kullanabilmeniz içinse en başta bahsettiğim gibi bir muhasebe firmasının burada ne işi var? Aslında tam olarak biz bu işin girişinde, merkezinde ve odağında yer alıyoruz. Hem çifte vergilendirme açısından bakıldığında Amerika'da bir şirkete ihtiyacınız olabilir ya da İnsanların ödeme alışkanlıklarını incelediğimizde, Mücahit Bey bahsetmişti prepshipping. İnsanların ödeme alışkanlıklarını incelediğimizde farklı ülkelerde farklı ödeme altyapıları kullandığını öngörüyor olabiliriz. Ülkemizde Papara kullanılıyor olabilir, Paysel kullanılıyor olabilir ama Amerika'da Stripe, Adyen, SquareUp veya PayPal daha yaygın kullanılıyor. Ve Amerika'daki satıcıların verileri incelendiğinde elimize şöyle bir veri çıkıyor. Buradaki arkadaşların Amerikalı satıcıları daha çok tercih ettiği ve bu tercihi yaparken de Amerikalı firmaları daha ciddi gördüğünü öngörüyoruz. Bizden alabileceğiniz hizmetler, peki biz size ne gibi çözümler sunabiliriz? Dediğim gibi aracı kurum kuruluş ya da Estonya'da şirket kurmuyoruz ya da İngiltere'de şirket kurmuyoruz. Sadece Amerika'da mali müşavirlik hizmetleri veriyoruz.
Ve bunu da ben de ticaretle uğraşıyorum orada yaklaşık olarak 6 senedir. Dolayısıyla benim de ihtiyaçlarım var ve ihtiyaçlarıma Amerika ofisim cevap veriyor. Cevap verdiği için de biz bu hizmetleri rahatlıkla sunabiliyoruz. Sanırsam bir muhasebe firmasının vermiş olduğu ek olarak en büyük hizmetimiz. Biz size adres temin edebiliyoruz ve bu adres PayPal tarafından ya da mevcut bir bankaya başvuru yaptığınızda kullanılabilir bir adres diyebiliriz. Ya da utility bill sektöre hakim olan arkadaşlar varsa ne ima ettiğimi daha iyi anlayacaktır. Dışarıda standımız var. Bizden daha fazla bilgi almak, yeni şirket kurulumları Amerika'da 52 eyaletin tamamında yetkiliyiz bu arada. Hani sadece bir eyalette agent olarak şirket kurmuyoruz. Ya da mevcut şirketinizle alakalı soru veya sorunlarınız varsa, bir alternatif arayışındaysanız Türkiye'deki ikinci alternatif firmada biziz diyebiliriz bu anlamda. En azından muhasebesel sektörel olarak baktığımızda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kapının önünde bizim standımız var. E-ticaret, e-ihracat konuşmak, Amerika genelinde, özelinde ödeme altyapıları, sorularınız, sorunlarınız ya da bize ihtiyaç olduğunuz bir alan varsa mutlaka bizi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.